kimliğiyle hem de edebiyat kimliğiyle sözü onlara bırakıyorum. Çünkü çok söyleyecek şeyleri var biliyorum ama dinleyicimiz az. Ama işte sanatın bize yaptığı cilvelerden birisi bu. Senelerce uğruna bedeller ödediğin sanatta bugün burada dinleyici bulamıyoruz. Çok üzgünüm. Ama en iyi bir şekilde arkadaşlarımızı yansıtacak, dinleyeceğiz, aktaracak bize. Teşekkür ediyorum şimdiden. Size söz veriyorum. Dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz elimizden geldiğince, elimizin döndüğünce ressam, şair, her şeyden evvel de insan olan ve ölümsüzler kervanına katılmış olan iyi bir dostu, güzel bir yüreği anlatmaya çalışacağız. Harun Yiğit kardeşim, onun resim yönünü, renkler yönünü, tuval yönünü biraz ağırlıklı olarak anlatacak. Ben de onun şiirlerine tahlilci, analizci gözle yaklaşmaya çalışacağım. Şimdi sözümüzü Harun Yiğit'e bırakıyoruz bakalım ne diyecek. Teşekkür ederim sevgili hocam. Evet, Bedir Rahmet Eyüboğlu. Eyüboğlular gerçekten Sebahattin Eyüboğlu, Bedir Rahmet Eyüboğlu, İsmet Zeki Eyüboğlu. Üç kardeşi de gözünde bulundurduğumuz zaman üçü de Türk edebiyatına, Türk resimine çok büyük katkıları olan üç değerli Eyüboğlu ailesinin insanıdır. Aynı zamanda atadan da ressamlıkları vardır. Yani sadece sonradan bunlar resim sanatıyla şey olmuş insanlar değil, atalarında da sanatla, edebiyatla uğraşan insanlar var. Bedir Rahmi Eyüboğlu 1911 yılında doğuyor. Babasının kaymakam olarak görev yapmakta olduğu Giresun'un Gören ilçesinde dünyaya geliyor. Mehmet Rahmi Bey ve Lütfi Hanım çiftinin 5 çocuğundan ikincisiydi. Babası Maçkalı Eyüboğlu ailesinden, asıl adı Ali Bedrettin iken zamanla Ali unutuldu ve ismi önce Bedir'e sonra Bedri'ye dönüştü. Çocukluğu Anadolu'nun değişik yerlerinde geçti. Vaza, Kütahya, Ankara, Artvin'de bulunduktan sonra babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. dönemde Trabzon milletvekili seçilmesi üzerine ailesi 1925'te Trabzon'a yerleşti. Demek ki o dönemlerde milletvekilleri Ankara'ya değil, aileleri vekil olduğu yerlere seçiliyormuş. Böylelikle buradan onu da öğrenmiş oluyoruz. Trabzon milletvekili seçilmesi üzerine Trabzon'a yerleştikten sonra Trabzon Lisesi'nde öğrenimini gördü. 1927'de okuluna resim öğretmeni olarak atanan ve 7 ay görev yapan ünlü ressam Zeki Kocamen'in yeteneğini keşfetti ve ondan resimle ilgili resime ilgi uyandırdı. Bir öğrenim kursu ile Fransa'ya gitmiş olan ağabeyi Sebahattin'in gönderdiği resim kitapları ilgisini devamlı sağladı. Edebiyatı da ilgi duyan Bedir Rahmi ilk şiirini de ise lise yıllarında yazdı. 1929'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidiyor. Ve o kadar tarihler o kadar çok ki, o kadar yerleri dolaşmış, o kadar gezmiş ki tarihleri tek tek sıralamayacağım. Özet olarak şunlar söyleyeceğim. Fransa müzelerinde kopya ettiği Van Gogh, Gauguin, Cezmon'un mesleğiyle bağlayan ustalar var. 1932 yılında Paris'te bir ay kadar Andris Lotte atölyesinde çalıştı. İleriki yaşamını birleştirdiği Ernest ile Lotte ile tanıştı. Matisse, Gauguin ve Chagall'in de resimlerini Türk kilimlerini, minyatürlerini inceledi. 1933 yılında yaptığı Yavuzlu Gülmecesi'nin resimlerini ses getirdi. O günlerde Londra'ya gittiği yıl sonunda da Türkiye'ye geri döndü. Daha sonra değişik yerlere gidiyor, Sovyetlere falan gidiyor. Ben bu şeyleri, tarihleri geçeceğim. Çünkü çok uzun şeyler çıktı bu konuda arkadaşlar. Sevgili Ceylan hocamız da bayağı uzun şeyler hazırlamış. Ben sevgili Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun sanatıyla ilgili bazı şeyler sizlerle paylaşmak istiyorum. Sanat üzerinde düşünen, denemeler, şiirler yazan diğer bir deyişle ressam, resmin yanı sıra hayatı hatırı sayılır bir biçimde edebiyatla da ilgilenen Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun bir müneddit aranıyor. Çağrısında bir nebze de olsa layık olabilmek için onun sanat anlayışına, sanat görüşlerini sorgulanması ve sanatının asıl kaynağının ne olduğunu bakılması yerinde olacaktır.
Bu noktada işe ilk olarak Bedri Rahmi'nin sanatının nereden beslendiği sorusuyla başlanabilir. Zira Bedri Rahmi sanat yaşamı boyunca tutkunu olduğu Anadolu'nun onun babasının görevi nedeniyle diğer diğer gezdiği Anadolu onun sanatının ve ilk ve en önemli kaynağıdır. Ancak sadece Anadolu ile kalmamıştır Bedri Rahmi. Sanat yaşamı boyunca Trabzon Lisesi'nde okuduğu yıllarda Zeki Kocaman'ın yaşamı boyunca 1900'den 1959 yani Zeki Kocaman'ın hayatı tanıştırır ve şüphesiz resim sanatıyla daha sonra akademiye girer ve burada Nazmi Ziya ile İbrahim Çalın'ın öğrencisi olan Bedri Rahmi henüz öğrencilik yıllarında tanıştığı Van Gogh'un tutkunu olur. Bir yandan da Trabzon'da başarılı edebiyat bilgisini zenginleştirir. Zira akademideki öğrencilik yıllarında Ahmet Haşim'den estetik ve mitolojik dersleri alır ve yazdığı şiirleri ona göstermektedir. Ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu'nun bursundan paylaşıp da gittiği Fransa'da önce Lyon'a sonra Dijon'a gider. Orada incelemelerle bulunur. Bedri Rahmi bu dönemdeki kısa bir süre, belki bir yıldan az da olsa Paris'e gider. Paris dönemini incelediğinde Gauguin, Matisse, Braque, Dufy, Ultron derken gitgide zenginleştirir kendisini. Bu da zenginleştirdiği bu dağarcık Louvre Müzesi'nde yaptığı incelemelerde daha çok zenginleşir. Paris dönemi onun hayat arkadaşı Erem Hanım, o zamanki adıyla Ernestina ile tanıştığına bağlanmıştır. Bir dönemin noktası olur. Bedri Rahmi için bir dönem ev Brokli ile büyük bir tutku ile incelenir. Bir yandan da Türk kilimlerini, minyatürlerini incelemeye devam eder. Onu 1933 yılında Yavuz Gülceler'in resimleri zaten başlangıcından beri onun farklı kendi özgü çerçevesindekilerle olan ilişkisini koruyan gözleme ve özümsemeye dayalı sanat anlayışının bir kanıtı niteliğindedir. Bedri Rahmi'nin sanatını besleyen bir unsur da onu resim ve edebiyat daima at başı götürmesidir. Düşünen bir beyin, işleyen bir bilek kuşkusuz onun resimlerine da yansır. Bedri Rahmi'nin hayatta olan edebiyata olan ilgisi lise yıllarında başlar. Bedri Rahmi içinde bir derttir. Fakat hukuk okumak arzusu etse de Bedri Rahmi açısından değil, bu bir dert değildir. Bilakis onun kelimelerini ve fırçasının henüz bu yıllarda işlemeye başlamış olması nedeniyle de bir avantajdır. Güzel Sanatlar Akademisi'nde de Ahmet Haşim'in aldığı estetik derslerde buna katacak olursak İbrahim Çalı'dan ve diğer Türk ressamlarından da büyük etkilenmeler olmuştur. Bugün Türk resiminde isim yapmış ressamlardan 10'da 8'i Çalı'nın öğrencisidir. Birçok örnek verelim. Zeki Kocamemi, Hale Asaf, Muhittin Sebati, Zeki Kocamemi, Ali Çelebi, Hale Asaf, Muhittin Sebati gibi Türk resminin direklerinden sayılan eski öğrencileri yurda döndükleri zaman Çalı hiç çekinmeden onları sokulur. Akademi dönemlerinde şiir yazma sevdası Ahmet Haşim ve diğerleri Bedri Rahmi sürekli bir akıntıya sürükler. Diğer taraftan da gazetelerde sanat üzerine, edebiyat üzerine görüşlerini yazan Bedri Rahmi 1935 yılında yazmaya başladığı Tan gazetesinde ve hem resimlediği hem yazıları yayınladığı Yeni Adım dergisi 1938'de Edirne'de dönüşüp bir süre sonra yazdığı Ses dergisi ki burada El Grogu'ya duyduğu ilgiyi dair ipuçları da bulmaktadır. Nelerdir Bedri Rahmi'nin sanat üzerine yazıları diye soracak olduğumuzda aslında Turan Yalın'ın incelenmesinde Bedri Rahmi'nin makalelerinde, denemelerinde tam bir listesiyle karşılaşırız. Fakat kuru bir listeyi bir yana geçmek yerine biraz da bu yazıların içeriği konusunu
düşünmenin faydası olacağı kanaatindeyiz. O halde soralım. Neler olmuştur Bedri Rahmi'nin inceledikleri, üzerinde düşündükleri? Bir kere işe kendini anlatarak başlamasıdır Bedri Rahmi, Sanat Hayatım adlı yazısında. Burada işe başlamaktan kastı sanat hayatının Bedri Rahmi'nin ilk yazısı olduğu anlamını içermez. Sadece kendini tanıtan, kendisiyle yüzleşen bir ressam olması bağlamında ilkelerden biri olduğu düşünülebilir. Bedri Rahmi'nin Hocalık üzerine düşünmüştür örneğin. Kaldı ki onun öğrencilerinin her birinin kendi yollarını buldukları göz önünde bulundurduğumuzda onun sanat yaşamına vermiş sanat yaşamının verimi konusunda altını çizilmesi gereken bir nokta daha keşfetmiş oluyoruz. Nakış, kilim ve bunların resim sanatı konusundaki yeri üzerine epeyce kafa yormuş, bu işe yaramıştır da bunlar işe yaramıştır. Sanatının temel dayanağı olmuştur. Zira geleneksel sanatlar yine buna bağlı olarak sanat ve zanaat üzerine düşünmüştür. Hani şöyle böyle bir ressamın tuvalenin altında imzasını olup da bir zanaatçının eserinin anonim oluşunun içerilmesidir Bedri Rahmi. Bu bağlamda güzel ile faydalanın ne olduğunu, bunların nasıl birleştireceği sorgulamıştır. Keza bunu da sanatına uygulamıştır. Uzun sözün kısası, Bedri Rahmi sürekli işleyen bir zihin ve sürekli işleyen bir bilek ile Türk resim sanatının en önemli isimlerinin başında gelir. Başına buyurduğu, yukarıda bazılarının andım ve Türkiye'de ilk olan sanat üzerinde düşünceleriyle eğitimcilere resimden mozaiğe, mozaik duvar resmine, oradan yazmaya, vitraya, cam yüzeyine, seramiğe kadar uzanan malzemeler çeşitliliği eş değişle denemeden asla korkmamasıyla Bedri Rahmi, Türk resim sanatının belli başlı bir ekoldür. O, bir elinde dolma kalem, öteki elinde fırça ile dolaştığı için elleri daima boya içerisindedir. Resminde yorulunca yazı yazmaya başlar. Kendini ressamlara sorarsanız, ressamlığı şöyle böyle ama iyi bir şair, yazar derler. Muharrirlere sorarsanız, muharrirliği şöyle böyle fakat iyi resim yapar derler. Terzilerden ve berberlerden pek hoşlanmaz. El Grove'ye, Rus romanlarına, pastırmaya ve halk türkülerine bayılır. Gündüzleri resim yaptığı, geceleri yazı yazdığı söylenir. Bunlardan hangisini daha çok sevdiği kestirmek güçtür. Muhalefet, muhtelif mecmua ve gazetelerde yazar ifadelerini tanımlar kendine. Tekrar belirtmek isterim ki böylesi bir tanımlama tam anlamıyla bir alçak gönüllülük ve biraz da sıkıntının dile getirilişidir. Özellikle de resim ve edebiyat konusunda arada kalmak konusunda bu sergi Bedri Rahmi gibi çok yönlü bir kişinin 2004 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu tabak üzerinde resimler sergisinden sonra sadece ressamlık yanını ortaya koymaya amaçlıyor. Bedri Rahmi'nin ölümünün 30. yılında gelecek sergilerde ise Bedri Rahmi'nin mozaikleri, duvar resimleri, vitrinler da ortaya koymaya amaçlayarak ve Bedri Rahmi'nin Türk edebiyat tarihinde de hak ettiği yeri en kısa zamanda almasını umut ederim. Atölyesinin girişinde bir yazılı tableti vardır kendisine ait. Aynen şöyle başlıyor. Bugüne kadar resim sanatı alanında yapılagelmiş olanları inceleyeceğime, kendimi bütün dünyaya kabul ettirmişler arasında beni en çok saranlar ayırarak onları kendi aramalarımı denemelerimi katacağıma, alışılagelmiş basmakalıp hazır lob kilişleşmiş ciğerine çiğnen tadı tuzu kalmamış hiçbir şeyi tekrarlamayacağıma, elimden çıkan her çizgiyi, her lekeyi, her rengi, her beneyi kendi aklıma, kendi tecrübeme, kendi tasıma, kendi ömrüme, yüreğime basacağıma,
aldığım nefes, içtiğim su, bastığım toprak, gözüm, kulağım, burnum, elim, belim, dilim, derim, üstüm, yemin ederim, yeminimi bozduğum gün buradan giderim diyerekten atölyesinin girişine bu tabeli, bu tableti yazdırmıştır Bedir Rahmi Eyüboğlu. Evet. Sen resim sana... Evet, çok kolayca okulu geçti. Okurken de heyecandan soru sorma imkanı dahi bırakmadı. Ben orada es geçerken kendisine soracaktım. Sen de acaba şiir yazarken geceleri, o geceleri şiir yazıyor, gündüzleri resim yapıyor. Niye gündüzleri resim yapıyor, geceleri niye yapmıyor? Evet. Çünkü ışık söz konusu. Evet. Şimdi ben sizlere Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun ışığa bakışını, ışığı kendi yüreğinde çalkalayışını anlatmaya çalışacağım. Sanatın sanatla kavgası olmaz, olmamalı. Sanat, sanatı beslemeli, büyütmeli, bellemeli, sarmalı ve yeniden yeniyi üretmeli. Sanat doğurgan olmamışsa ona sanat mı denir ki? Resim sanatı ile edebiyatın şiir sanatı bence ikiz kardeştirler. Renklerle yapılan resim sanatında ana madde, kullanılan malzeme boyadır. Şiirde ise kelimeler. Bir tabloya bakar bakmaz, onun en azından hangi tür bir resim, yani manzara mı? Mesela bakıyorsun burada ağacı görüyorsun, suyu görüyorsun, şehri görüyorsun. Ama resim anlayışına göre, sanat anlayışına göre bazıları o görülen şeyi gizleyebilir. Yani kapalı resim anlayışıyla gizleyebilir. Ama şiirde bakar bakmaz, daha bakar bakmaz o şiirin ne olduğunu anlayamıyorsun. Çünkü her ikisinde de malzeme, insanın yüreği, gönlü, insanın iç gözü, iç gözünün gördükleridir. Resim sanatında gördüğünüzü aynen bir fotoğraf gibi böyle ağaçlar aynen durur, her şey durur. Ama şiir sanatında ise kelimeler devamlı değişir, kelimelerle dans edersiniz sanki. O zaman şiir kelimelerle resim yapma sanatı. Ya da resim, şiirin renklerle ifade edilmiş bir şiirdir. Öyle de diyebiliriz. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun işte geceleri şiir yazması, gündüzleri ise resim sanatına, resme dalmasının sebebi ışıkla dans etmesinden kaynaklanıyor. Bedir Rahmi Eyüboğlu şiirlerinde dili anlaşılır ve yalın, yaşayan Türkçedir. Şiir tekniği lirizmin çağlayan gibidir. Teknikte yer yer halk edebiyatı unsurları ve Anadolu sevdası bulunur. İç kafiyelerle, rediflerle dokunan bir Türkmen halısı gibidir onun şiiri. Bizden, yat yaban değil, bizim anlayışımız ve ufkumuzun kelimelerle ışıltılı resmidir. Bir Anadolu yazması gibi yazdı şiirlerini Bedir Rahmi Eyüboğlu. Kilim gibi dokudu. Çok sevdiği kirazları, narları, dutları işledi kağıtlara. Yiğitliği, mertliği, aşkı, sevdayı, özlemi işledi. Evrenin gizemini tek bir nar tanesinde çözmeye çalıştı o. Tek bir nar tanesinde evrenin gizemini çözmeye çalıştı. Bilgeliği, ılık, insan sıcağını bir gölün yüzeyinde raks eder gibi ulaştı bize. Öyle naif, öyle pürüzsüz, öyle derin. Gölden aldıklarını aksettirdi, hem de kelimelerin raksıyla. Bedir Rahmi'nin şiirlerinde dolu dolu yaşarsınız Anadolu'yu. Şairin kimliği bir anlamda şiir dilinde saklıdır. Çünkü dil içerisinde mevcut olan unsurlar şairin gizli benini, iç benliğini anlatan öğelerdir. Şair, şiir dili içerisinde mizacını, kültürünü, içinde bulunduğu ruh halini, niyetini, kendi kabuller dünyasına ait unsurları bütün okuyucularına, dinleyicilere, şiirlerini okuyanlara sunar. Kendisini sunar aslında şair. Yüreğini sunar şiir tepsisinin içerisinde. Diğer unsurlar, renkler, sesler, dokular, tabiattan gelen akisler şiir bütünleştirir, canlandırır, daha diri hale getirir. Türk edebiyatında renk unsurunu yoğun bir şekilde, en iyi şekilde işleyen şairlerden birisi, en iyi renk şairi Bedir Rahmi Eyüboğlu'dur. Onun şiirlerinde rengin
yoğun bir şekilde kullanılıyor olması bize göre iki sebebe dayalı. Birincisi ve en önemlisi Eyüboğlu'nun bir ressam olması. Diğer sebep ise edebi şahsiyetindeki rilce tavrın Anadolu'ya şair ressam gözüyle açılıyor olmasıdır. Harun kardeşim demin okudu söyledi. Babası işte Trabzon'da bulunmuş, Trabzon'a gitmiş. Doğum yeri Giresun. Ankara'da Hasan olan öğretmen okulunda öğretmenlik yapmıştır. Çorum İskilip'te Adana geçtiğimiz günlerde müzesi açıldı biliyorsunuz. Orada bulunmuştur. Devlet memuru babanız varsa siz de şairseniz, siz de okuyorsanız babanızın ayak izlerinde gittiği yerlerde siz de gidersiniz. Memur nereye tayin edilirse evlat da oraya gider. Dolayısıyla Anadolu'dan etkilenmiştir Bedir Rahmi. Ve Anadolu'yu nakış nakış işlemiştir. Anadolu kilimlerinden örnekler, mimarideki çini motiflerine varıncaya kadar geniş bir dağlı alana bulunan kültür zenginliği Bedir Rahmi'nin şiirinde kendisine yer bulmuştur. Resim sanatını tanıtırken kullandığı ifadeler bize Eyüboğlu'nun hem şairlik hem de ressamlık yönünü anlatır. Diyor ki resimdedir. Resim ışığa kavuşan her şeyi büyük bir aşkla incelemek ve bu aşkı renkler ve çizgiler aracılığıyla insanlara açmamak sanatıdır. Resim ışığın sanatıdır diyor tek kelimeye, tek cümleye. İçerisinde bir ışık, bir güneş tadı olmayan resim bir nakış şaheseri olabilir fakat resim olamaz. Güneşin ve ışığın tadı yoksa o nakış sanatının şaheseri olabilir ama resim olamaz. Şimdi ben bakıyorum, mesela şuradaki ağaçlar biraz daha canlı olamaz mıydı? Biraz daha ışık daha yansısaydı, işte gölge olsaydı, daha bir renkler daha bir belli olsaydı, biraz daha canlı olsaydı diyorum. Dolayısıyla aslında şiirinde de resmin renklerini kullanan Bedir Rahmi Eyüboğlu, ya Rab, benim de içimde bu kadar ışık yansa, dünyalar benim olurdu. Senin en karanlık göklerinde salkım salkım yıldızların var. Benim içimde insan ayağı değmemiş karanlıklar diyor. Senin en karanlık göklerinde salkım salkım yıldızların var. Benim içimde insan ayağı değmemiş karanlıklar. Karanlık göklerdeki salkım salkım yıldızların insan ayağı değmemiş karanlıklarla karşılaştırılması şairin ruh dünyasına ait bilgileri vermektedir bize ve onları yakalatıyor. İnsan ayağı değmemiş karanlıklara gönlünde soluklayan şair, içinde yanacak ışıklarla dünyaların sahibi olacağını sanmaktadır. Karanlık bir için, karanlık içinde Tanrı'dan ya diyor, diliyorum o ışıklardan bana da ver. Karanlık gökler içinde salkım salkım yıldızlar olan Tanrı, Bedir Rahmi için ışığın sahibidir. Işığın sahibinden içindeki insan ayağı değmemiş karanlıklara bir yıldız beklentisi taşır. Bir şiir dinleyelim, devam edelim. Kirazın neresinin altında kiraz?
gıcım gıcılar. İliklerine kadar işlemiş sızı, artık iflah olmaz kavak ağacı. Bu türkünün yüreğinde sancı var. Yıldızlar şahidimdir. Yaşadım.
Bedir Rahmi, insanoğullarından duyduğu sitemi dile getirmek için Tanrı'ya yazdığı İstida isimli şiirinde gökyüzünü nasip olarak değerlendirir. Ya Rab, insanoğullarından çektiğim yeter. Gökyüzünden benim hisseme düşeni ver. Altına dilediğim gibi ömrümü sere. Dilekçe yapalım. Tanrı'ya dilekçe. Rasip Köroğlu'nun Tanrı'ya dilekçesi değil bak. Ya Rab, insanoğullarından çektiğim yeter. Gökyüzünden benim hisseme düşeni ver. Altına dilediğim gibi ömrümü sereyim. Eyüboğlu İnsan Kasidesi isimli şiirinde yalnızlığı dile getirirken gökyüzünü 40 yıllık dost, çocukluk arkadaşı gibi görür. Gerçek anlamda da yaşamın gökyüzüyle dost oluşu, şiir bütünlüğü içinde eritilerek gökyüzü göz bebeğinin mihenk taşı olarak değerlendirilir. Yalnızlığı ölümle bir görür şair. Der ki, evvela gökyüzü başını alıp gitti. O gökyüzü ki gözünün bebeğinde mihenk taşı, 40 yıllık dost, çocukluk arkadaşı. Derisi derine bitişikti, evvela gökyüzü başını alıp çekip gitti. Bu dizelerde göründüğü gibi gökyüzünü adeta kişiselleştirmiştir. Bedir-i Rahmi Eyüboğlu Işık ve Renk usulları konusunda şairden ziyade ressama daha fazla hak tanır. Der ki, al gözüm seyreyle, hep aynı hikaye. Mahpusa mendil kadar bir gök parçası, şaire gökleri tımar için bir kaşağı, ressama tosun gibi bir ebem kuşağı. Mahpusa, bir mendil kadar gök parçası. Şaire gökleri tımar için bir kaşağı, ressama tosun gibi bir ebem kuşağı. Düşünebiliyor musunuz Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun tanımlarını ve olaylara, insanlara bakışını? Üç farklı isim, mahpus, şair, ressam ve içinde ebem kuşağı. Işığın kırılımı ve renklerin dağılımı bakımından ressama verirken ışığı, gökyüzünün hürriyetini de mahpusa bir mendil kadar gökyüzünü vererek hürriyeti anlatmaya çalışır. Şair ise göklerden esinleneceği ve zevk alacağı için alışılmamış bir bağdaştırma ile gökyüzünün tımarı için kaşar verir. Tarandıkça güzelleşecek olan gökyüzü tarama maharetiyle ayrı bir değer kazanır. Şiirlerde ışık usulüne sıkça yer veren Bedir Rahmi, sevgilisinin de ışık gibi gelmesini ister. Şu güneş nasıl geliyor? Sen de öyle gelme. Bak şu güneş nasıl geliyor? Sen de öyle gelme. Bak şu ışık nasıl vuruyor? Sen de öyle vur be. Eyüboğlu'nun şiirlerinde ışık daima canlılığını, diriliğini ve güzelliğini muhafaza eder. Ne büyük notlar isimli şiirinde ışığı adeta maddileştirir. Ve bu sırada New York şehrinin çirkinliğini dile getirir. Şöyle diyor New York'u, şöyle anlatıyor. 5-10 tane mısır al, mısır. Her birinin ötesini, berisini ısır. Hiçbirini sonuna kadar yeme. Sonra bu mısraları milyon defa büyüt, tut karanlığın içine at. Her birini içinden güzelce aydınlat, al sana New York gecesi. Yani Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun böyle ağır türkülerini aradırken New York gecesi de böyle anlatıyor. Süper. İstanbul'a ne diyor bakın Bedir Rahmi? New York'a böyle New York gecesini anlatırken İstanbul'a da şöyle diyor. Yedi tepeye kurulmuş pul pul, gümüş gümüş balıkları, pul pul ışıktan sudan örülmüş canım İstanbul. Işıktan ve sudan örülmüş canım İstanbul. Bedir Rahmi Eyüboğlu şiirlerindeki ışık unsuru öylesine yoğun bir şekilde dizelere yerleşmiştir ki metin için seçilen renkler de dahi coşkunluk ve parlaklık ifade eden renkler tercih edilmiştir. Bak dikkat et, geçenlerde bir resim getirdin. Mavinin 20 tane tonu var, çok güzel. Tek bir renkle sayısı ve sonsuz rengi deseni verebiliyorsun. Bu maharetini gördüm senin, ressam, şair, havayiyet. Ama bazı ressamlar ben kızmasınlar, yani ben biraz deli dolu Anadolu şairlerinden birisiyim. Bedir Rahmi'nin şiirdeki renkteki canlılığı ve iriliği ve diriliği arıyorum.
Yani ölgün böyle bir tane renkli kullanmış ama o renkten insana bir şey vermiyor yani. Tamam yani biraz bazıları ondan çok şey görüyor. Adam bir tanesi, ressam bir tanesi aynı böyle sevgi salonu resimler asmış. Bir tanesinin de içinde hiçbir şey yok. Bembeyaz. Yani bembeyaz, içinde hiçbir şey yok. Hepsinde de fiyatlar yazılı. Sadece o resmin altında en yüksek fiyat yazılı. Gelen bakıyor, Allah Allah o resim en büyük fiyat. Öbürlerinde işte 100 lira, 200 lira. Onda 3 milyar, 5 milyar yazılı. Herkes diyor ki, Allah bunun resminde bir şey yok. Bomboş o. Bu tablo. Boş bu çerçeve. Boş çerçeve. Diyorlar ki ya sen nesin? Deli misin? Defek misin? Niye yazdın bunu ya? Hem de kocaman en yüksek fiyatını yazmışım. Diyor ki ressam, siz burayı göremiyor musunuz? Yok göremiyoruz. Bakın diyor, burada bir ağaç vardı, bir kuş vardı, bir köpek vardı, ağacın gölgesinde yatan da bir adam vardı. Ne oldu? Birisinin uzaktan tabanca sesini duyuldu. Ağacın gölgesindeki adam uyanır olmaz, kalktı, ayağa kalkınca kuş uçtu. Adamın dedesi de geldi, adam kaçtı, ağacı kesti, ağacını götürdü, hiçbir şey kalmadı diyor. Bakın diyor, siz diyor, görmekle bakmak arasında fark vardı. Onu anlatabilmek için onu gördüm, çünkü onu koydum diyor. Siz diyor, hepsini gördünüz ama geldiniz buna baktınız. Bedurrahman Büyükoğlu renklerin içerisinde, bak renklerin içerisinde özellikle bakmakla görmek arasındaki farkı ifade eder gibi görün ama bakın da diyor. Ve canlı, diri renkleri getiriyor insana. İnsanlara, resimde getirdiğim bir şiirde de getiriyor. Nakışlarken düşünün, bir tane kilim düşünün. Dümdüz, tek bir renk, o kilim olur mu? Ama böyle desen geometrik şekillerde Anadolu'nun işte folklorik öğelerini sanki gelinler halay çekiyor. Kına yakınırlarmış gibi olursa daha bir farklı olur. Buyurun. O anlattığınız beyaz resim şeye benziyor, Mehmet Arif Ersoy'un sabahında bir şiir var. Ben diyor ki, adamın birisi bir kilise yaptırır, bu sarayı yaptırır, bu sarayın salonunu resimle süslemek ister, ilan eder. Bütün ressamlar hep bulunduğu sarayı kim süsleyecek? Birisi de ben süslerim. Tamam, ben süslerim. Adam salonu boydan boya, kıpkırmızı boya. Bittikten sonra, işte kralı çağırır, tamam diyor, resim bitti. Gelip bakar ki, duvarda kıpkırmızı bir boya var. Ya bu ne? Manzara değil bir şey değil. Kıpkırmızı boyamışsın. Yok ki bu Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den ordusuyla beraber geçmesinin resmi. Nerede diyor Musa? Musa diyor çıkmış karaya. Peki Firavun nerede? Firavun boğulmuş suda. Bu kıpkırmızı boya ne? Bu Kızıldeniz diyor, burada beyaz olmaz mı? Kızıldeniz adı üzerinde deniz kalmış. Aynı ağacı kesmiş, kuş tutmuş filan. Bedirrahmi Eyüboğlu'nun şiirlerini anlayabilmek için elinizde sözlük taşımanıza gerek yok. Dili bizden. Evet. Anlattığı, içindeki anlattığı yerel kelimeler bile, şiirlerde kullandığı malzeme, objeler bizde. Yani gavurca tabiri caizse yabanın kullandığı unsurlar değil, kullandığı malzeme yerli, bizden. Ayrıca Bedirrahmi Eyüboğlu'nu anlayabilmek için, sanatını anlayabilmek için bakmak şart değil. Şiirlere baktığınız zaman dışarıya özendirmez. Yani başka bir ulusa, başka bir millete, başka bir geleneğe yönlendirmez şair. İçinizde siz kendinizi fethedin. Önce Anadolu'yu keşfedin, Anadolu insanını keşfedin, Anadolu'nun zenginliğini keşfedin. Anadolu'nun türkülerini, törelerini, geleneklerini bilin. Anadolu insanının içindeki mucizeyi yakalayın. Oradan gelecek yüzyılları kucaklayabilirsiniz, harmanlayabilirsiniz der. Bir bakıma aydınlanmacı, çağdaş ama kökleri mazinin ve Anadolu'nun en derin sinesine salmış şairlerimizden birisi. Buraya şiirden bir gül atalım. Yusuf Özcan Hoca bir şiirini okusun bakalım, dinleyelim. Selma Kara Gözlüyüz'ün şiiri. Söylediğiniz gibi Bedri Rahmi'nin şiirinde gönlünüzde ay tutulur geceleri. Ya da harman yerinde yatarsınız yıldızların kaymasını seyretmek için. O anda dilekleriniz olur dilinizde.
Bedri Rahmi'yi böyle anmak, böyle dinlemek lazım. Ana sütü gibi leziz diyor. Ben şairliğimden utanırım diyor Bedri Rahmi. Bir tane de oturuyorsun. Evet. Kara tutun, çatal karam, çingenem. Nar tanem, nur tanem, bir tanem. Acizim dalımsın, salkım saçar. Peteksem, balımsın, ağulum. Günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna bir can koydum. Gökten erken yerde buldum. Kara tutum, çatal karam, çingenem. Daha ne olacaksın? Daha ne olacaksın? Gülen hayvan, ağlayan narımsın. Kadınım, kısrağım, karımsın. Evet. İkincisi de var. Müsaadeniz olur mu? Devamında diyor ki üstad, sigara paketlerine resmini çizdim. Körpe vidanlara adını yazdım. Karam, karam. Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam. Sıla kokar, arzu tüter. Ilgıt ilgıt, buram buram. Ben beyzade, kişizade, her türlü dertten top yökün azade. Hani şu ekmeğerden, suyu gölden, durup dururken yorulan, kibrit çöpü gibi kırılan, yalnız sanat çıkmazlarında başını kaşıyan, artık otlar görmedik, göstermelik, atlar gibi bedava yaşayan. Sen benim mihnet içinde yanmış kavrulmuşum, netmiş, neylemiş, ne olmuşum? Cömert ırmaklar gibi gürül gürül, bahtın karışmış bahtıma çok şükür. Yunmuş, yıkanmış adam olmuşum, karam, karam. Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam. Sensiz bana canım, sensiz bana canım, dünya haram olsun. Haram. Edip Rahmi'nin böyle yaklaşık 3 kara not, kara sevda gibi şiirlerinde kara sözcüğünün içsel çağrışımları göz önünde bulundurularak sitem, ayrılık veya ölüm gibi temaların anlatımı yapılmamış, sözlük anlamlarının dışına çıkılarak farklı tasarımlarının uyandırılmasına çalışılmıştır. Kara bu şiir metinlerinde sevimliliği ifade etmek için kullanılmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Kara hep kara, hani kara kaderli ya. Ama Bedri Rahmi'ye eğim olan şiirler kara, kara kaderli değil. Kara sevimlidir. Kara sözcüğünü sevda sözcüğüyle birleştirerek alışılmış bir bağdaştırma ile anlamda sapma yapılmış ve söylemin genel dil içinden şiir diline yükseltilmiştir. Kara tutun, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem derken o karalığa bir sevimlilik, bir ışıltı yansıtmıştır. Eyüboğlu Kara Sevda isimli şiirinde sevdanın gelişini mutlulukla karşılarken kullandığı sözcükler olumsuzluk içermesine rağmen coşkunluk şiirin tamamına sindirilmiş gibidir. Ve nihayet gelip çattı, bir dilimi zehir zıkkın, bir dilimi candan tatlı. Masallarla indi yere, sebil oldu cümle hikayelere. Kara kara kazanlarda kaynadı, diyar diyar alkanlara boyandı. Şiirlerde sıkça işlenen mavi, yeşil, kırmızı gibi renkler, renk unsuru içinde yeniden değerlendirilebileceği için, yani o diğer renkleri de kullanmış ama karada özellikle bir söylenmemişi söylemez sanatını kullanmış. Yani şiirin şaikasına ulaşmış. Buyurun. Estağfurullah hocam. Şimdi Bedri Rahmi Eyüboğlu kara dutta belki çoğunuz yemişinizdir. Dut toplamışsınızdır. Kara dutta topladığınızda çok dikkatli olmalısınız. Elinizde kara duttan kırmızı çıkar. Kan olur. O kan kırmızı gül kırmızısıdır. Gülün kırmızısı aşkı, ateşi, aşk ateşini, hasreti anlatır. Karadan maksat da kırmızıyı görmüştür. Şair ve ressam ruhuyla bence. Ben böyle düşünüyorum. Ve onun sıkışmış kara dutunu toplarken veya da avuçlarken sevgiliye hasretini sıkmıştır. Kan çıkartmıştır o hasrette.
Bu kan yüreğindedir. Acı yani. Evet. Şair ressam mı? Ressam şair mi? İkisi de söylüyor. Sen şair ressam mısın, ressam şair misin? Aynı zamanda heykel tıraş olduğunu da biliyorum. Almanya'da yontu sergisi açtığımı da öğrenmiş oldum. Şair ressam mı, ressam şair mi diyen Bedir Rahmi Eyüboğlu okuyucusuna şiirler aracılığıyla resim tabloları sunan bir sanatkardır. Tabiat şiire davet edilirken durgun imajlar ve semboller canlanır. Tabiatın bizatihi kendisi şiir olur. Dış aleme ait unsurların şairin iç alemini yansıtan malzeme olması şiir dizelerinin çizdiği yeni bir dış dünyayla karşımıza çıkar. Şair gönül enginliğini denize, şiiriyetinin yüksekliğini güneşe ve eserlerini parlak bir resim tablosuna benzetir. Bu bakımdan deniz, güneş, gökyüzü, mavi sözcükleri şiirlerinin ayrılmaz unsurları olur. 27 Kasım 1973 yılında tarihinde yazdığı Mavi Gezi isimli şiir bu bakımdan dikkate değerlidir. Mavi Gezi bir ağaçtır, dalları deniz. Mavi Gezi bir bahçedir, gülleri deniz. Mavi Gezi bir gelindir, telleri deniz. Mavi Gezi bir beşiktir, bebeği deniz. Bebeğimin gözleri deniz, elleri deniz, dişleri deniz. Mavi Gezi bir rüyadır, görülmemiş. Mavi Gezi bir cennettir, ellenmemiş, dinlenmemiş. Mavi Gezi bir masaldır, söylenmemiş, yazılmamış, çizilmemiş. Öyledir. Mısralarının kesik olarak düzenlenmesi, mavi sayfaları çevrilen deniz dalgalarını anımsatır. Sırf denizi anlatabilmek için mısraları kesik kesik düzenler. Çizilen tablo, tabiatın sadece rengini değil, güzel havasını, gönül açan ruh tazeliğinin kokusunu, serinletici rüzgarını verir. Bedir Rahmi'nin gerek şiirlerinde ve gerekse resimlerinde tasvir ettiği dış dünya, onun ruh hallerini imajlar ve sembollerle gösteren gizli ve gizemli bir halde karşımıza çıkar. Diyor ki bir şiirinde, ya Rabbi ya akıl ver, ya verdiğini de al. Ya bana bir yol göster, ya da yerden yere çağırt. Şairler bazen yüce yaratıcıyla da konuşurlar. Zaten işte şairler biraz yani tahta sorursan deli derler ya, harun. Biraz da bir bakımdan peygamberliğe daha yakın gibi geliyor. Bazen şairler kendileriyle de tiy geçirmiyorlar. Bazen Tanrı'yla konuşurken olduğu gibi kendisiyle de dalga geçen şair. Bırak beni sanat ufkunu dahi kırayım, ya kalemi kırayım, ya fırçamı kırayım diyor. Yani kalemi kırsın, fırçayı mı kırsın? Ama kıramaz. Demin okumuştu ya, bir elinde fırça, bir elinde kalem, bir elinde boya renkleri, bir elinde kelimelerden renkler. İkisinin ortasında kalmış bir yürek. Ama Anadolu'yu çalkalayan bir yürek, ama Anadolu'yu her dem tazeleyen bir yürek, Anadolu'yu motif motif, kilim kilim işleyen, türkü türkü desen desen nakışlayan bir yürek. Bedir-i Rahmi Eyüboğlu'na ağabeyleri yol göstermiş. Ağabeylerinin imkanlarından da faydalanmış. Mesela Almanya'daki ağabeyi, Almanya'da değil mi? Şey, Fransa'daki ağabeyi, onu çağırdığı gibi ayrıca ona bolca kitaplar göndermiş. Böyle resim sanatına ilerlesin diye. Böyle ağabey olmak önemli değil, bir büyüğü olmak da bazen faydalı oluyor aslında. Ama biz bazen ağabeylik yapıyoruz ama o dostlar, o kişiler bazen ağabeyi geçebiliyorlar. Geri gelince olay değişebiliyor. Sevgili dostlar, Bedir Rahmi'nin şiirinde mavi ve yeşil renkleri çokça kullanılmış. Bu mavi ve yeşil kullanmasının sebeplerinden birincisi, en önemlisi Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun aynı zamanda ressam olması, ikincisi edebi şahsiyet olarak ruh dünyasına daimi bir hareketliliğin, canlılığın, coşkunluğun, kabına sığmazlığın var olmasıdır. Tabii bu canlılık ve kabına sığmazlık şiirin en önemli unsuru olan görsel imajlarla sunulur. Dante'nin hayal gücünü değerlendirirken söylediği, o bir allegorcidir ve usta bir şair için allegori
açık seçik görsel imajlar demektir hükmünü çok rahat bir şekilde Bedirhan Bey'in onun şiirler içinde kullanabiliriz. Mavi, mor, yeşil, sarı, kırmızı, turuncu, güneş, deniz, ay, yıldız. Bu sözcüklerle organize etmiş şiirini ve sunmuş bize. Eğer Bedir Rahmi'nin şiirleri üzerine istatistik bir çalışma yapılacak olursa, inşallah önümüzdeki günlerde ben yapmaya çalışacağım. Renklerin yanında özellikle kullandığı objeler çok çok önemli. O kullandığı objeler mutlaka ışığı içinde bulunduruyor ve ışığa göre anlam kazanıyor. Kelimelerle resim yapıyor çünkü. Şair ve ressam olduğum için kendilerinden saymazlar. Ha, diyorlar ki şair, diyor ki Bedirhan Bey, şairler ressam, ya o şairler ressam diyor. Ressamlar da değil, ya o şair diyor. Ama kendisi şöyle diyor, ressamlığı bilmem ama şairliğime diyecek yok diyor. Kimisi de öyle bunun tersini söylüyor. Resimde şiir yolunu seçen sanatkarın çok daha başarılı olduğu ortada. Ahmet Hamdi Tanpınar ona şöyle demiş. Eşyayı kendi dışındaki varlıkta seyretmeye kalkanlardan değil. Beyni içinde bir güneş parçalanmış gibi her şeyi kendi aydınlığından görür. Bu itibarla çocuğa benzer ve çocuğa benzediği için de dokunduğu şeylere bir sır ve masal çeşnisi katar. Bakın bu çok önemli. Şiire masal çeşnisi katmak çok çok önemli bir husus. Ve şiire masal çeşnisi katan tek Türk şairidir diyebilirim ben. Kiraz Ayı Geliyor isimli şiirinde bahar coşkunluğunu renklerin cümbüşü içinde sunar. Der ki, içimden geçen yollardan birinden koşuyorum. Sarı gül kokuyor. Sarı gül kokan bir yolda koşuyoruz. İçimiz yemyeşil, içimiz mosmor. Karşımızda bir bulut uçuyor altın tozundan. Atlarımız yemyeşil bir söğüt dalından koşuyoruz. Koşuyoruz, kiraz ayı geliyor. Çoğu dizesinde kanatlanmak isteyen şair, bu sebepten olsa gerek şiirlerinde daha çok canlılığın imi olan yeşil rengi kullanıyor. Gördüğü, kokusunu duyduğu her şeyi eksiksiz olarak şiirlerinde resmetmiştir. Yedi kat göğün ardını arar, biraz derviş, biraz mistik, kafası kısınca biraz da isyancıdır Bedir Rahmi Eyüboğlu. İşte bu tavır, onun ruhundaki zapt edilmeyen, çocuğu ve coşkuyu anlatır. Yeryüzüne, insan sevgisine, tabiata ve hayatın dipdiri cıvıl cıvıl cümbüşüne daha çok ressamcı bir yaklaşımdır onun şiirleri. Oğlum Mehmet'e meyvelerimizi takdim edelim. Dilerim Allah'tan. Meyve ağaçları sıralansın ömrü boyunca. Hazın biri tükenmeden öteki yansın dallarda alev alev. Ve rüyalarına saltınların buğusu dolsun. Cürmün çağla taşlamaktan, yaran böğürtlen dikenlerinden, ölümün ağlı dutlardan olsun. Oğluna söylüyorum şiir, Mehmet isimli oğlu var. Cürmün çağla taşlamaktan, yaran böğürtlen dikenlerinden, ölümün ağlı dutlardan olsun. Bedir Rahmi Eyüboğlu doğaya yakın ve doğayı adeta kendi içinde yaşatan şairlerden birisi. Mavi deniz, yeşil orman, mavi gök, sarı yapraklar, kırmızı böğürtlenler. İşte Bedir Rahmi Eyüboğlu. Bitip tükenmeyen bir cinsellik de arada bir şiirin içine girmiştir Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun şiirlerine. Kimi zaman cinselliği böyle bayağı ve nasıl tarif edeyim? Erotik değil de biraz hayata ve insana dair, yaşamaya dair olan bir olgu olarak kabul eder. Bu gelene bahar derler, bu gelene yeşil, bu uçana mavi derler, mavi mavi tohum, uy üreme sevincine, uy gücüne kuvvetine, uy betine bereketine kurban oldum. Mevsim olarak kışın ve renk olarak beyazın, Eyüboğlu'nun şiirinde çok az yer alıyor olması, daha önce de söylediğimiz gibi şiirlerin canlı ve coşkun rengi ve sesi ve duayı yansıttığı için
genellikle kış ve beyazdır, statikoyu temsil eder. O nedenle çok az şiirlerinde kendine yer bulmuştur. Siyah ve kara rengin folklorik öğe gibi yer alması onda ayrı bir güzellik olarak belirir. Sigara paketlerinde resmini çizdiğim, körpe fidanlara adını yazdığım kara, kara, kaşı kara, gözü kara, baktı kara, sıla kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt, buram buram. Renk armonisi içinde şair, renkleri birbiriyle konuşturarak bir bütünlüğü sunmak ister. De, içinde renkler uçuşur, al yanar, yeşil tutuşur. Ne sihirdir, ne keramet, ne de el çabukluğu marifet. Bu bir ressam oğlu ressam işidir. Sağ yanında usul usul morla turuncu konuşur. Beri yanda kuzguni siyahlardan ödü patlamış beyazlar. Ötede çil yavrusu gibi dağılmış pembeler. Kenarda yüzlerce senedir özlediği kahverengine kavuşmuş bir sarı. Beri de Bursa çinlerle değmiş, yunmuş, yıkanmış bir memleket rüzgarı. Bazen ılık, bazen serin, ışıl ışıl yanıyor mavilerin. Dilerim, dilerim Allah'tan dert görmesin, iki kocaman çiçek gibi açılmış gözlerin, minicik ellerin. İşte Bedir Rahmi Eyüboğlu. 21 Eylül 1975'te aramızdan ayrıldı, Hakk'a yürüdü. Dilerim Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun yolundan giden şairler çoğalır. Bir de Bedir Rahmi'nin şiirlerini bu kadar güzel ve yarın yapan şey gözleriyle Anadolu'yu çok iyi gören bir insan olmanın yanı sıra Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun şansı diyeyim ya da becerisi resim sanatıyla ilgili olmasıdır. Çünkü resim sanatında bir kural vardır. Mavi çizgi, mavi renk olmadan hiçbir tablo çizilmez. Yani renk olarak, mavi olmadan hiçbir tablo çizilmez. Çünkü gölgeler dahi mavidir. Bunu çok iyi bildiği için Bedir Rahmi Eyüboğlu özellikle birçok şeyde Anadolu lehçesiyle, yani Anadolu Türkçesiyle, Anadolu halkının anlayabileceği, Anadolu'daki diğer şairlerin özellikle yabancı kelimeleri şiirlerine sokuşturması biraz Fransız edebiyatından kaynaklanıyor sanırım. Ama Bedir Rahmi'de Fransa'da eğitim almasına rağmen bunlar görülmüyor. Özellikle Anadolu'yu gören adam diyor bunlar. Ayrıca yaşanmışlığın yok mu? Bedir Rahmi hayatın içinde onu yaşayarak gelmiş. Tabii. Söz gönlü Söğüt yeşilini tarif ederken Söğüt'ten düdük kavula gözlemlemek işte. Söğüt'ten, Söğüt dalından at yapma. Şıvvayken yapılır, yani yumuşakken o dal daha sertleşmeden. Eğer sertleşirse kuru Söğüt'ten düdük kavladılmaz. Atalar da öyle demiştir yani. Bedir Rahmi aynaya baktığında aynada bir kendi resminden ötede tuval görmüştür, onu yansıtmıştır. Burada renk cümbüşü, hocamın renk harmonisi dediği gibi. Ötesinde Bedir Rahmi köyü yaşamıştır. Ana sütünün leziz olduğunu biliyor. Ayrıca Bedir Rahmi Eyüboğlu gençlik yıllarında o zamanlarda siyasi partiler sanata da önem veriyorlarmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela 1942'de Cumhuriyet'te programa katılmış yani ve Anadolu'yu gezmiş adam adım. Siyasi partiler sanatçılara değer veriyor ve sanatçıları Anadolu'nun çeşitli yerlerine götürüyorlar. Kendilerinin eser üretmeleri için destek veriyorlarmış. Şimdi maalesef Cumhuriyet sanattan uzak tabii. İlk defa yurt dışına görsel sanatlar olarak Cumhuriyet döneminde ilk defa çıkan grubun içerisinde üç resimiyle yer alıyor aynı zamanda Rusya'ya. Şimdi hocam şiirinde rengi verirken yine oğluna diyor ki avruduklar yesin. Ölümün avrudu. Oğlu evet. Ahu dedi dudu denen dalda yetişen bir çilek türüdür. O da kıpkırmızı eder ağzı. Dolayısıyla kinayesini kullanmıştır şiirinde. Yine karadan kırmızıya döndürmüştür. Kuzgunun rengi karadır. Kuzguni renkler karadan ve sarının kahverengiye dönüşünde yine ölüme gidiş. Yani tekrar doğuş. Onun içinde de kırmızı var. Yine kırmızı var. Bunu
Ayrıca Bedir Rahmi Eyüp olarak bir Fransız kızıyla evleniyor. Fransız kızı İstanbul'a gelince adını Eren yapıyor. Yani önemli bir aşk hikayesi de var aslında. O işin o tarafını da incelemek lazım. Aslında vakit olsa Bedir Rahmi Eyüp olduğu şiiriyle ilgili bir sempozyum düzenlense böyle 2-3 oturumlu çeşitli konuşmacılar olsa da Bedir Rahmi Eyüp olduğu şiirinin köklerine inilse, onun ruh güzelliği anlatılsa, çeşitli konularında sempozyum var yapısı Bedir Rahmi şiiriyle ilgili. Çok faydalı olur. Şimdi Ceylan ne yapmış? Pardon, sanatçı, heykeltıraş, ressam veyahut da mimar, şair olursa, aşık olursa değişik ifade eder. Biz bir yazısını okumuştum Mimar Sinan hayatına dair. Bugün de dizisi olacak. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Hürrem'e aşık rivayete göre. Fakat söyleyemiyor koskocaman mimar, güvenilen bir mimar başı padişahın kızını nasıl öldürür, nasıl dile getirebilir, üstelik de evli. Fakat yaptığı eserle aşkını yüzyıllara nakletmiştir bu mirası. Edirne Kapı'daki camiyi Üsküdar'daki Mihrimah Camii'ne paralel yapmıştır. Mihrimah Camii, Mihrimah, zaten güneş ve ay. 21 Mart'ta diyor, Edirne Kapı Camii'ndeki minareyi hizar ettiğin zaman Üsküdar'daki camide ay batar, birinde güneş batar, birinde ay doğar. Ve 21 Mart Mihrimah'ın doğum tarihi. Onu getirmiş. Güneş batarken tüllerini indirir diyor. Saçtan aşağı. Mihrimah Camii'nde de gölgeleme olur. Eteklerde diyor. Hani tabiatı konuşturmuş eserinde. Bu da şiirsiz bir ayet. İşte Bedir Rahmi de şiirlerinde fırça yerine gerektiğinde kalem kullanmıştır. Kalem olmasaydı Kazmanlı Hıfzı gibi karma yazardı. Evet. Karalık'ta yazardı Bedir. Evet. Ya da onlar Hüznü Baba gibi közle yazardı. Onun kok kömürünün veyahut da çamın çırasıyla duvara yazardı. Şimdi Bedir Rahmi Eyüboğlu'nu ben talebenin yaptığım rahle içerisine geçtim. Hocalarım kadar çok severim. Şu bakımdan severim. Çünkü biz hani günümüzde bir edebiyat akımının öncülüğünü yapmaya çalışıyoruz. Gülce Edebiyat Akımı diye. Şiirimizde hece ile serbestliği bir arada tutmaya çalışıyoruz. Bir şiir bünyesinde hece veziniyle serbest vezini bir arada tutmaya çalışıyoruz. Hece vezinin kafiyelerini, rediflerini ve ölçülerini şiir içerisinde kullandığımız gibi serbestle kullanıyoruz. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun şiiri tabiri caizse bizim Gülce'nin aynısı. Yani şiiri serbest bir şiirdir. Fakat içinde kafiye vardır. İçinde aruz vardır. Ses, ahenk vardır. Şiirinde sanki hece şiirini söylenmiş gibi kolay okunabiliyor. Hece şiiriymiş gibi geliyor insana. Kulak, mısra sonlarındaki ses vurguları, tonlamaları da. Dolayısıyla Bedir Rahmi Eyüboğlu belki yaşasaydı bugün de Gülce'ci olabilirdi diyor. o resimlerdeki canlılık, o resimlerdeki ışık oyunları harikalar harikası. Yani sadece şiirlerinde değil ve şair olduğum için şiir yönü, yani şiirindeki resim, kelimelerle resim beni hayran bırakmıştı. Resimlerini gördükten sonra da daha fazla hayranlığım arttı. Dilerim Bedir Rahmi Eyüboğlu'lar çoğalır. Onun gibi düşünen, Anadolu'yu seven, Anadolu sevdalısı şair ve ressamlar da çoğalır diyorum. Mekanı cennet olsun. Da, buyurun. Bir de Eyüboğlu iyi bir seramikçidir. Yani onun da duvarları evet. Vardı. Evet, duvar mozaik kayıyla, o mesela un kapandığı imece binaları vardı. Onların müthiş mozaikleri vardı. Ayrıca iyi bir seramikçidir yani. Duvar panoları...